Bir gece yarısı bahçenize salanan bir kız çocuğu görseydiniz ne yapardınız? Peki ya bu kız çocuğunun peşinizi bırakmadığını ve hayatınızı alt üst ettiğini fark etseniz? Büyü, medyum ve cinlerle dolu bir hikaye. Bugün sizlerle kişinin kendi anlatımından derlediğim hikayeyi aktaracağım. Ben Berkay Atlas. Yeni bir ürpertici hikaye başlıyor. Adım İlis ve 25 yaşındayım. Bu hikayede 4 yıl önce 21 yaşındayken başımdan geçen bir olay. Çocukluğumda yokluk görmeyen bir hayatım oldu ve babam her zaman benim isteklerimi yerine getirmek için elinden geleni yapardı. Ayvalık'taki Rum evimizde büyüdüm ve geniş bahçesinde iki güzel incir ağacımız vardı ve aralarında da bir hamak. Uzun süredir devam etmekte olan bir ilişkim vardı. O zamanlar erkek arkadaşım benden 3 yaş büyüktü. Bir gece geç saatlerde telefonla beni aradı. Uzun zamandır konuşmamıştık. Telefonumu alıp cam kenarına geçtim ve onunla konuşmaya başladım. Yarın için önemli bir konu hakkında konuşacağız. Eğer uygunsa senin evinin ilerisinde kafede buluşalım dedi. Konuşurken dışarıdaki manzaraya baktığımda incir ağaçlarının arasındaki hamakta sallanan arkası dönük bir kız çocuğu fark ettim. Gece yarısı bahçemizde kimin ne işi olabilirdi diye düşünürken küçük kız çocuğu bir anda kaybolmuştu. Çok uykum gelmiş olduğu için telefonla konuşmamızın bitmesiyle yatağa yöneldim. Ancak yattığımda o incir ağaçlarının önünden gerçekten birinin olup olmadığı fikri aklımı kurcaladı. Yataktan tekrar kalkıp pencereden baktığımda bahçede bir adam ve bir kız çocuğu vardı. Kız çocuğu adamın elinden tutuyor ve o adam onu parka getirmiş gibi görünüyordu. İkisini tanımıyordum ve korkmuştum. O gece yorganımı başıma çekip ürpererek uyudum. Sabah hızlıca geldi ve sevgilimle buluşacağım için hazırlanmaya başladım. Artık sadece konuşacağımız önemli konu değil, dün bahçede gördüğüm olaylar da beni meraklandırıyordu. Hazırlıklarımı tamamlarken bir yandan da olayları birine anlatma isteğimle en yakın arkadaşımla telefonla konuştum. Her şeyi detaylı bir şekilde anlattım ve konuşmaksızın sonunda arkadaşım buluşup daha detaylı konuşabileceğimizi ve bu arada erkek arkadaşımla ilgili önemli bir olayı da anlatacağını söyledi. Telefon görüşmesinin ardından hazırlanmam bitmişti ve gitme vakti gelmişti. Sevgilimi kısa bir süre içinde uzun bir aradan sonra yeniden görecektim ve oldukça heyecanlıydım. Yavaş yavaş yola koyuldum. Buluşmak için sözleştiğimiz mekana vardığımda sevgilim orada beni bekliyordu. Yürüyerek masaya sevgilimin yanına doğru gittim ancak sevgilim beni görünce pek sevinmiş gibi gelmedi. Yüzüme baktı ama gülümsemedi. Bir şeylerin yanlış olduğunu anladım. Ne oldu? Beni gördüğüne sevinmemiş gibisin. Bir şeyler mi oldu diye sordum. Sevgilim daha ben masaya bile oturmamışken bana artık beni eskisi kadar sevmediğini, benden ayrılmak istediğini söyledi. Bu söylediklerinin dışında aldığı kararın gerekçeleri ve detayları hakkında başkaca bir açıklama yapmadan mekanı terk etti. Hayatımın şokunu yaşamıştım. Bilemiyorum hangisi daha tuhaftı. O güne kadar çok güzel giden ilişkimizin bir anda bitmesi mi yoksa sevgilimin beni o şekilde ayaküstü apar topar terk etmesi mi bilemedim. O moral bozukluğuyla bir de arkadaşımla buluşmam gerekiyordu. Eve geçtim. Zaten kısa süre sonra arkadaşım da gelmişti. İçeri girip oturduktan sonra bana dünkü ve bugünkü yaşananları sordu. Ben cevap veremedim ve sessizlikle karşıladım. Ardından bu talihsiz ve garip olaylar üzerine derin bir konuşma geçirdik. Arkadaşım bir fikri olduğunu ve ünlü bir medyum tanıdığını söyledi. Bağlama büyüsüyle erkek arkadaşımı geri kazanabileceğimi aklıma kazımıştı. Bahsettiği medyumla konuşacağını ve bana özel randevu alacağını söyledi. Konuşmanın ardından evden ayrıldı. Akşam üzeri arkadaşım kısa bir mesaj göndererek randevu aldığını ve detayları anlattığını aktardı. Dün gece uyuyamamış olmanın verdiği yorgunlukla bugünkü talihsiz olay birleşince fazlasıyla yorulmuştum. Hem bedenen hem ruhen. Telefonumla elimde uyuyakalmışım ve sabah uyandığımda telefonumun şarjının bittiğini fark ettim. Kahvaltımı yapıp hazırlandıktan sonra telefonu şarj ettim. Ancak işlerim için ayırdığım vakit kısa olduğundan pek fazla şarj olmadı. Yine de randevumuz olduğundan dolayı arkadaşımla buluşup medyumun evine doğru yola koyulduk. Medyumun evine vardık. Bahçeden evin giriş kapısına kadar yol boyunca bahçe çiçeklerle kaplıydı. Ağır ağır ilerledik. Bahçenin içinden geçen yol evin kapısına kadar devam ediyordu. Bizi güzel bir karşılamayla karşıladılar ve biraz erken gelmiş olduğumuzu söylediler. Bu sebeple bizi biraz bekleteceklerini ifade ettiler. Bu süre zarfında büyü yaptırmak için gelen diğer insanlarla sohbet ettik. Kimi para için gelmişti, kimi kızının kısmetini açtırmak için, kimi define bulmak için, kimi de benim gibi aşk için. Konuşmalarımız bittikten sonra çevredeki çerçeveleri ve duvarlardaki ilginç tabloları incelemeye başladım. Buraya kadar ilk defa gelmiştim ve herkes medyuma büyük bir saygı duyuyordu.
sistemi çok güzel işliyordu ve kimsenin sırasını almıyor veya vaktinden önce içeriye girmeye çalışmıyordu. Bir kadın yaklaştı ve sıramızın geldiğini söyledi. Yanımdaki tecrübeli arkadaşım bana rehberlik ediyordu. Kalktık ve kapıya doğru ilerledik. İçerideki insanların simaları biraz ürkütücüydü ve nedense garip bir koku vardı. Kapıyı çaldık ve içeriye girdik. Karşımızda duran adamın uzun saçları ve kirli sakalı vardı. Parmağına garip yüzükler ve farklı aksesuarlar taşıyordu. Fakat yüzü bana bir yerden tanıdık geliyor gibiydi. Olayları anlatmaya başladık ki arka taraftaki pencere dikkatimi çekti. Demir parmaklıkların arasında baktığımda ön bahçeden çok farklı bir manzara gördüm. Cenneti andıran ön bahçenin aksine medyumun evinin arkası tam bir cehennem gibiydi. Orada duran ağacın üzerinde bir sürü muska vardı ve ağaç tamamen kurumuş haldeydi. Adam pencereyi aniden kapattı ve perdeyi çekti. Arkadaşım medyumu yakından tanıyor gibiydi ve onunla samimi bir şekilde konuşuyordu. Ben de o gece bahçede gördüğüm sahneyi anlatma gereksinimini duydum. Anlatırken o gece evimin bahçesinde gördüğüm adamın bu medyum olduğunu fark ettim. Kimseye bir şey söylemeden korku dolu bir şekilde hızla odamdan çıktım ve arkadaşım peşimden geldi. Döndüğümde elinde garip şekiller olduğu bir kağıt parçası vardı ve bana uzattı. Arkadaşıma gece evimizin bahçesinde gördüğüm kişinin o gittiğimiz medyumlu olduğunu, daha önce de onu evimin bahçesinde gördüğümü anlatmaya çalıştım. Ancak o anki şok etkisinden dolayı kendimi ifade edemiyordum. Arkadaşım kağıtları bana verirken ne yapmam gerektiğini söylemeyi unutmuştu ve ben de sormayı unutmuştum. Arkadaşım ayrıldıktan sonra eve yürürken kendimi toparlar toparlamaz bahçemizde gördüğüm adamın o medyum olduğunu arkadaşımı söylemeye karar verdim. Eve girdiğimizde telefonu şarja taktım ve kağıtlarla birlikte hamakta sallanmaya başladım. Kağıtların üzerindeki anlamlarını çözemediğim şekillere birer anlam yüklemeye çalıştım. Tam o sırada telefonum çaldı ancak kağıtlarla o kadar kaptırmışım ki kendimi telefonun çaldığını çok geç fark ettim. Kağıtları hemen ağacın dibindeki bir taşın altına sıkıştırdım ve eve girip arkadaşımı aradım. Arkadaşım kağıtları nasıl kullanmam gerektiğini ve neler uygulayacağını detaylıca anlattı. İşin garip kısmı bu kağıtları suda berikletip eritmem gerekiyormuş. Telefon görüşmesinin ardından yatağa uzanıp nasıl yapacağımı düşünmeye başladım. Ancak o sırada hamağın altındaki kağıtları unuttuğumu fark ettim ve hızlı adımlarla hamağa doğru koştum. Kağıtlar ağacın altındaki taşın altında duruyordu. Kağıtları alıp mutfağa gittim, bir bardağı su doldurup kağıtları içine attım ve sabaha kadar beklemeye karar verdim. Kağıtları suda bekletmenin garip bir yöntem olduğunu düşünsem de arkadaşlarımın önerilerine uyarak kağıtları suyun içinde beklettim. Sonrasında işlemin nasıl devam edeceğini öğrenmek için yatağıma uzandım ve düşünmeye başladım. Ancak kısa bir süre sonra uykuya daldım ve sabaha kadar derin bir uykuda kaldım. Sabah uyandığımda suyun içinde beklettiğim kağıtların yok olduğunu fark ettim. Bu beni şaşırtmış olsa da arkadaşımın önerilerine uygun şekilde hareket etmeye devam ettim. Büyünün etkili olması için onun bir şekilde eski sevgilimi içirmem gerekiyordu. Suyu bir şişeye doldurup çantama attım ve kendimi dışarı attım. Aklımdan eski sevgilimin çalıştığı spor salonuna gidip o başka biriyle ilgilenirken elimdeki büyülü suyu onun suyun içine katabileceğim fikri geçti. Ancak sonradan bu fikrin saçma olduğunu düşünerek yapmamaya karar verdim. Eve doğru yürürken çantamdaki suyu çöpe attım. Eve geldiğimde çok yorgun hissettim ve yatağıma atlayarak uyudum. Rüyamda birçok kabus gördüm ve hepsinde hamak vardı. Korkuyla uyandığımda etraf aydınlıktı ve saatime baktığımda bir saat geçmişti. Kitabımı alıp hamakta uzanarak okumaya başladım. Ancak hamak neden bu kadar sık rüyama giriyordu diye düşünerek medyumun numarasını aradım. Ancak randevu için 3 gün beklemem gerektiği söylendi. Randevuyu düşünmeden aldım, o tarihe kadar her gece kabuslar görmeye devam ettim. Gideceğim gün çok dinler bir hocayla teyzenin kocası ve teyzem bize gelmişti. Teyzemle çok yakınlık, birkaç yıl boyunca bana bakmış ve büyütmüştü. Onlar geldiğinde üzgün bir ifadeyle karşıladım. Eniştem durumu fark edince benimle ilgili endişelerini dile getirdi ve yardımcı olabileceğini söyledi. Ben de ona son günlerde gördüğüm küçük kız ve kabuslar hakkında konuşmaya başladım çünkü onun bu konuda bana yardımcı olabileceğini biliyordum. Yaşadıklarımı anlatmaya başlamamla birlikte gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Korkumu ağlayarak ifade ediyorum. Eniştem bana sarılıp, ''Ağlama, sana büyü yapılmış ama bu büyüyü bozmanın yolunu biliyorum. İyi ki medyuma gitmedin çünkü büyüyü o yapmış olabilir.'' dedi. ''Bu büyüden seni arındırmak için elimden geleni yapacağım kızım.'' dedi ve sarılmaya devam etti. Büyüden arındırma sırasının yaptığı şeyleri kimseye anlatmamam gerektiğini söylediğini hatırlıyorum. Ancak büyü yapan kişinin bir medyum olduğunu ve yaptıran kişinin en yakın arkadaşım olduğunu da söyledi. Yaptıkları büyünün bağlama büyüsü değil, musallat büyüsü olduğunu dile getirmişti. Bir zamanlar en yakın arkadaşımın sevgilimi elimden almak için bu kadar düşüp küçülecek kadar kötü bir şey yapabileceğini düşünmezdim.
Sevgilim o gün bana açıklama yapmadığında sebebini yakın arkadaşıma bağlamıştım. Ancak sonradan öğrendim ki hem aldatılmış hem de yakın arkadaşım tarafından büyüye maruz kalmıştım. Artık onlarla görüşmüyorum ve teyzemin yanında yaşıyorum. Hayatımda her şey yolunda ve size bir önerim var. İyi arkadaşlar edinin, sizi kötü yola sürükleyen değil, sizin iyiliğinizi düşen insanları hayatınıza sokun. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.